Muhterem cemaat, bir konuda sizi uyarmam gerekiyor. Son günlerde kendisini imam olarak tanıtan bir meczup civardaki camilere dadanmış. Bu konuda haberiniz olsun. Uyanık davranın yani. Benim işim var. Beni lafa tutma. Benim işim var. Gitmem lazım. Ya amcacığım, siz de hiçbir şekilde bana yardımcı olmuyorsunuz canım. Ne yardım? Ya bir insan bir yardım eder. Ben adres soruyorum. Cevap vermiyorsunuz. Bari dini sorularıma cevap verin canım. Ya sen bana ne zaman dini soru sordun ki? Bak, fark etmemişsiniz Bilal'cığım. Görüyor musun? Çok gerginsiniz. Tersleyeceksiniz diye korkuyorum yani. Hadi sorunu da cevaplayayım kardeşim. Ya hocam bak, hatırlamıyorsunuz bile ya. Soracağım da korkuyorum tersleyeceksiniz diye. Ya niye tersleyeyim kardeşim? Sor sorunu, cevaplayayım ben. Yok hocam, ben rahatsız ettim. Ya benim... hadi. Sor sorunu. Sor sorunu kardeşim. Soruyorum hocam. Böyle. Öbür dünya. Öbür dünyaya gideceğiz ya hocam hep beraber. Oraya gidince yanımızda cep telefonu olacak mı hocam? Hani haklı, haksız fark etmez her türlü. Kardeşim, ahiretten bu dünyayı mı arayacağız? Ha? Bakın hocam, dediğim çıktı, hemen tersediniz. Tamam hocam ya, boş verin, ben şey yapmayayım. Bak, eğer ki cennete gidersen, orada hiçbir şeye gerek yok. Ama ola ki cehenneme gidersen, orada hiçbir telefon çekmez. İşte bu yüzden dünya üzerindeki amellerin çok iyi olmalı ki mekanın cennet olsun. Hadi Allah'ın selameti üzerine olsun. Benim işim var, beni oyalar. Hocam gerçekten. Estağfurullah, estağfurullah. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Evet efendim. Ya tamam, benim işim var. Bırak da gideyim artık. Hocam özetle, peki öteki tarafta telefon olacak mı olmayacak? Ben onu anlamadım. Muhterem cemaat, bu adam zararsız. Özünde de iyi bir insan belli ki. Ama böyle camileri dolaşıp ben bu caminin imamıyım diyormuş. Bu konuda da müftülükten bize uyarı geldi. Ben de o yüzden size söyleyeyim dedim. Eğer bu tarif ettiğim kişi buraya da gelirse öyle sert tepki göstermeyin yani. Kalbini de kırmayın. Bırakın adamcağız da hevesini alsın. Tamam mıdır? Allah Allah. Ne acayip adamlar var. Ne yapar? Bu yaşa geldim. Böylesini de ilk defa duydum hocam. Ne yapacaksın Erol Efendi? Vallahi hocam çok yazık adamcağıza. Ne yapacaksın? Böyleleri de var işte. Aman ha, dikkat edin. Buraya gelirse kalbini kırmayın. Ne demiş Yunus? Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil.